Kolay gelsin. Sağ ol hanım. Yeni tohumlar da yolda. Geliyor. Ne vakit bitirirsiniz ekimi? Bu hızla gidersek en kısa zamanda biter hanımım. Âlâ. Beni dinleyin. Bu yılın mahsulü çok mühim. Pamuk birinci kalite olmalı. Sen merak etme hanımım. Canla başla uğraşıp Adana'nın en iyi pamuğunu üreteceğiz evvelallah bu sene. Size itimadım sonsuz. Sağ ol. Baba, anama söylemedim ama senin bilmen lazım. Bankadan para alabilmek için çiftliği ipotek ettirdim. 2 ay içinde borcu ödemezsem banka çiftliği el koyacak. Nasıl ödeyeceksin kızım? Pamuk hasadından aldığım parayla borcu ödeyebilirim. Bu yüzden bu yılki mahsul bizim için çok önemli. Ekebildiğimiz kadar geniş alana pamuk ekmeliyiz. Sen sakın başlarından ayrılma. Gerekirse daha fazla adam çalıştır. Ne gerekiyorsa yapasın. Anlaşıldı mı? Tamam kızım, sen merak etme. Hadi yardım edin, indirin. Hasat ne güne biter Yasin ha? Makineler olsaydı işimiz kolaydı. Hemencecik bitirirdik. Ama traktörleri sattık. Bu durumda biraz zor. Elimizi çabuk tutmalıyız. Bankanın verdiği süre doluyor. Pamukları bir an önce toplamamız gerekiyor. Ha, doğru diyor Yasin ağa. Eskiden makina mı vardı? Çağırırık bir sürü ırgatı. Biz de aralarına karışırık, toplarık. Bugün içinde bulabildiğin kadar ırgat bulup tarlaya götür baba. Ne kadar çok insan çalışırsa o kadar çok pamuk toplarız. Olur kızım, sen hiç merak etme. Hadi Yasin ağa. Hadi çaylar, tavşan geldi bunlar. Seyhan'a baraj yapılacağımış. Bize de bir ekmek kapısı olur belki. He ya, ne iyi olur. Tek mil sürünüyoruz vallahi. Ya ne zaman başlayacağımış inşaat? Bir şey yazıyor mu Celal abi? Daha belli değilmiş. Marshall'dan 18 milyon dolar para vermişlermiş. Ne kadar eder ki o? Vallahi ben de bu işin içinden çıkamadım. Ama çok para, çok senin bileceğin. Ama daha da çok para lazımmış. Aramızda para toplayak, biz de iştirakçı olalım. Ya güldürme adamı Celal mi? O kadar para bizde ne gezer? Ya hem öyle şey olur mu kardeşim? Ha? Olur mu öyle şey? Olur ya. Aha da burada yazıyor. Ne yazıyor? Hacılardakiler aralarında 100 bin kayma toplamışlar, sene dalmışlar. Bu büyük para. Selamünaleyküm oğlum. Aleykümselam. Abdullah abi çay ver hele. Geliyor. Fabrikada işler nasıl Ahmet? Heyder. Ama iyi olacak elbet. Malum. Hasat vakti yaklaştı. Kütüller toplandı mı fabrikada hareketlenir elbet. Demin Cemşir ağayı gördüm. Kütlüye gidecek ırgat topluyordu. Makinalara ne oluyor? Hani artık insana hacet kalmadıydı? Makinalar satılmış Yılmaz. Allah Allah. Bu Serap Hanım'ın hali hakikaten kötü galiba ya. He. Öyle. Hakikaten kötü. Vallahi hanımım, çiftlikte vaziyetler fena. Anlat ne olmuş?
Şimdi Serap Hanım borcunu ödeyebilmek için bankadan kredi çekmiş ve bunun için de çitli ipoteklemiş. Şimdi de borcunu ödeyebilmek için pamuk ekmişler ama kütlü toplayabileceklermiş. Hala fabrikaya niye uğramadığı belli oldu. Tarlalarla ilgileniyor herhal. Sağ ol Gülizar. Bir şey değil anne. Hanımım. Hanımım iyi misin? İyiyim iyiyim. Yok bir şey. Tarlada pamuklar birikmeye başladı. Sabah götürüp fabrikaya teslim edelim hanımım. Olmaz. Fabrika emniyeti değil. Ha ya. Geçen sefer depodaki pamukları o şeytan kadın yaktıydı. Allah göstermesin. Bu sefer de öyle bir şey olursa tek bir yanarız. Evet. Bunu göze alamam. Neticede tarla daha emniyetli. İş bitsin. Toptan götürüp hepsini bir fabrikaya satacağım. Yasin ağa. Gece gündüz tarlada nöbetçi duruyor değil mi? Duruyor hanım. Hala. Sakın başı boş bırakmayın. Çiftliğin kaderi o pamuklara bağlı. Sen merak etme kızım. Başaracağım Muzaffer. Oğlum için başaracağım. Sana söz veriyorum. Bu çiftliği kaybetmeyeceğim. Bakalım gençler. Sağ ol ustam. Gülünün bu borcu ödeyebilmesi çok mühim. Eğer birkaç güne kadar hasat yetişmezse banka kapısına dayanacak. Usta diyorum ki bana birkaç gün izin versen ben de yardıma gitsem. Tarlada adama ihtiyaçları vardır. Elbette Kemal. Atölyede yapacak çok fazla bir işi yok zaten. Ben hallederim. Ben de fabrikadan çıkınca gelirim. Ne kadar çok olursak o kadar iyi. Öyle değil mi ustam? Bolca yemek yaptın mı sen arabacı? He hanım yaptım. Evlatların yemekleri hazır mı? Hazır Yasin ya. Yaptım hepsini. Tarlaların durumu ne Yasin? Gayet iyi hanımım. Cemşir efendi bir hayli ırgat toplamış. Kemal bile tarlada. El birliği çalışıyoruz. Kemal de mi geldi tarlaya? He ya. Yandı kızım. Kütlüleri kurtarmak lazım. Hanımım korktuğumuz başımıza geldi. Kütlüler. Evet hadi tarlaları, ırgatları, yanaşmaları yollayın. Kütlüleri kurtarsınlar çabuk. Hadi Yasin. Mahvoldum. Kemal. Mahvoldum. Güllü. Hemen pes etmek olmaz. Başka bir yol bulacağız parayı ödemek için. Güllü, onca toprağım var. Onları satışa çıkarsak... Toprakları satamam Kemal. Zaten vakit de yok. Eğer toprakları satarsam ne fabrikaya faydası olur ne çiftliğe. O toprakları korumam lazım. Muzaffer, Ali'nin onlar. Benim vazifem bu. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu kütlüleri kurtarmamız lazım. Kemal ne olursun bir şeyler yap. Güllü. Ben tarlaya gidiyorum. Belki yardımım dokunur. Hadi kızım, gidin.
içelim, üşüyeceksin, hasta olacaksın. Hadi kızım, hadi gülüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.